Günaydın çocuklar. Sizlerle matematik dersinde nokta nedir bu konuya devam ediyorduk. Onunla ilgili bir örneğimiz vardı. Örneğimizi çözerek, yaparak devam edelim. Diyor ki aşağıda verilen şekillerin köşelerini nokta koyarak gösterelim ve noktaları da isimlendirelim. Mesela şu noktaya A ismini verdik. Biliyorsunuz verdiğimiz, belirttiğimiz, seçtiğimiz köşelere verdiğimiz isimleri harflerle belirtiyorduk ve büyük harfle yazıyorduk. Mesela buraya ne deriz? A noktası. Buraya B harfini yazarsak B noktası, C harfini yazarsak C noktası şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şöyle yapalım. B köşesi işte C, D, E, G, F, H bu köşelere nokta koyarak ve harfleri de bırakarak ne yapmış olduk? İsimlendirmiş olduk. Buraya E köşesi, buraya D köşesi ya da şuraya M köşesi ya da buraya K köşesi adını vermiş olduk. Burada P köşesi, burada R köşesi. Dikkat ederseniz çocuklar, köşeleri isimlendirirken nelerden faydalandık? Alfabelerimizden yani harflerimizden faydalanmış olduk. Evet çocuklar, burada bir soru var. Diyor ki aşağıda verilen ifadeleri nokta kullanarak örnekteki gibi yazalım. 28 Haziran 2 nokta konmuş. 28.06. Bu nedir? Örneğimiz. Dikkat ederseniz 2 nokta ve nokta. Diğerine bakalım. 5. sırada oturuyorum. Bunu nasıl yazarız çocuklar? Hemen cevabınızı duydum. 5 rakamını yazar, önüne nokta koyduğumuzda ne deriz? 5. şeklinde yazmış olduk. Bir diğeri 17. soruyu çözdüm. 17 önüne de ne koymamız lazım? Nokta koymamız lazım. Ya da 10 Ocak. Nasıl yazarız bunu? 10.01. 01. Tarihleri yazarken biliyorsunuz çocuklar, ilk yazdığımız gün, İkinci yazdığımız ay, devamını nokta koyup yıl olarak belirttiğimizde, üçüncü yazdığımızda neyi belirtiyordu? Yılı belirtiyordu. Mesela ben doğum tarihimi yazarsam nasıl yazarız? Şöyle yazabiliriz. 29 nokta, yani 29. günde doğmuşum. Hangi ay? Ocak, birinci ay, yani 01. nokta. Yılımı da yazarsam, yani hangi yılda doğduğumu da yazarsam ne diyorum? 1966 şeklinde söyleriz. İşte burada 10 Ocak 10.01 şeklinde benim doğum tarihim neymiş? 29 Ocak 1966 aralara nokta koyarak yazmış olduk. Yine diğerine bakalım. Noktalı olan ünlü harfler. Noktalı olan ünlü harfler nelerdir? İ'nin noktası vardır. Ü'nün noktası vardır. Ve Ö'nün noktası vardır. Nokta neydi? Bir daha hatırlayalım. Kalemi kağıda dokundurduğumuzda kalemin kağıtta bıraktığı ize ne diyorduk? Nokta diyorduk. Köşesi, kenarı olmuyordu bunun. Devam edelim. Aşağıda verilen Türkiye haritasında A harfiyle başlayan şehirleri nokta ile işaretleyelim. A harfiyle başlayan şehirleri Aydın, Afyon, Antalya, Ankara, Amasya, Aksaray, Adana, Artvin ve Ağrı'yı A harfiyle başlayan iller olduğunu ve bunu da noktayla ne yaptık? Göstermiş olduk. Bizim şehrimiz hangi
harfle başlıyormuş. M harfiyle başlıyormuş. Deseydik ki M harfiyle başlayan şehirlere şehirleri nokta ile işaretleyelim. Gelin beraber yapalım. Bir renk seçelim. Mavi olsun. M harfiyle başlayanları şöyle bulmaya çalışalım. Manisa, şöyle kalemi aldım. Manisa, Muğla, başka M ile başlayan şehirler, şöyle bir göz attığımda Mersin, Malatya, başka M ile başlayan Muş, Mardin şeklinde ne yapmış olduk? İşaretlemiş olduk çocuklar. Devam edelim. Diyor ki aşağıda verilen noktaları alfabe sırasına göre birleştirerek boyayalım. Ortaya ne çıkar? Alfabe sırasına göre birleştirdiğimizde A ile B'yi birleştirdik. B ile C'yi. C'den sonra hangi alfabetik alfabemiz geliyordu? D. Ondan sonra E. Ondan sonra F. Ondan sonra G şeklinde tamamladığımızda ortaya çıkan şekil nedir? İşte gördüğünüz gibi benim çizmelerim düzgün olmadığı için şöyle benimkilerini sileyim. Ortaya çıkan şekli noktalar birleştirdikten sonra ne yapmış olduk? Görmüş olduk çocuklar. Sizler de kitabınızda bu bölümlerde noktaları ne yapacaksınız? Birleştireceksiniz çocuklar. Evet. Burada alfabetik sıraya göre birleştirdiğimizde bu şekilde yine alfabetik sıraya göre birleştirdiğimizde burada da alfabetik sıraya göre birleştirdiğimizde ortaya çıkan şekilleri ne yaptınız? Gördünüz. Yine burada aşağıdaki noktaları sırayla birleştirerek bir resim ortaya çıkaracağız ve bu resmi de sizler ne yapacaksınız? Boyayacaksınız. Sırasıyla birleştirirseniz işte 1, 2, 3 şeklinde birleştirdiğimizde ortaya şu şeklin çıktığını görürüz ve ne yaparsınız? Bunu istediğiniz renge boyayabilirsiniz çocuklar. Evet, geldik yeni bir konuya çocuklar. Nedir konumuzun adı? Doğru ve ışın. Doğru nedir? Işın nedir? Bunu birlikte göreceğiz. Çocuklar, doğru başlangıcı ve bitişi belli olmayan, yani başladığı ve bittiği belli olmayan, sonsuza kadar uzayabilen diye nitelendirdiğimiz düz çizgilere ne diyoruz? Doğru diyoruz. Başlangıcı ve bitişi belli olmayan doğrulara ya da çizgilere doğru diyoruz. İşte başlangıcı ve bitişi belli olmayan çizgi çocuklar. Ok işaretiyle belirtmek demek bu sonsuza kadar, yani bittiği yer belli değil anlamındadır. Çizgi çizilir ve her iki ucu da okla gösterilirse şurada olduğu gibi ve doğrular küçük harfle isimlendirilir. Buna ne diyoruz? Doğru diyoruz. Yani şöyle çizelim, bir tane gösterelim çocuklar. Ne yaptım? Şurada gösteriyorum. Bakın, çizgi çizdim. Bunun her iki ucunu ok işaretiyle gösterirsem bu şu anlama gelir. Başlangıcı ve bitişi belli olmayan çizgidir. Buna da ne diyoruz biz? Doğru diyoruz. Buna bir isim vermek istersem C harfini yazarsam buna ne demiş oldum? C doğrusu demiş oldum. C doğrusu. Demek ki başlangıcı ve
bitişi belli olmayan çizgilere doğru diyoruz. İşte burada olduğu gibi A doğrusu dedik. Neden? Çünkü A ismini verdik. Ok işaretiyle başlangıç ve bitişi belli değil. Günlük hayatımızda gördüğümüz elektrik telleri, yollar doğrulara verilebilecek en güzel örneklerdir çocuklar. Başlangıcı ve bitişi belli değildir. Peki ışın nedir? Işın çocuklar başlangıcı belli, bitişi belli olmayıp devam eden doğrulara ise ışın diyoruz. Bakın başlangıcı belli. Evet, nokta koydum. Başlangıç noktası burası. Bitişi belli değil. Belli değilse ne yaptım? Ok işareti koydum. Başlangıcı belli. Bakın burası başlangıç noktası. Şura. Bitişi belli değil. İşte böyle başlangıcı belli olup bitişi belli olmayan doğrulara ne diyoruz? Işın diyoruz. Buna bir isim vermek istersem, mesela A harfini verirsem buna ne demiş olurum? A ışını demiş oldum çocuklar. Işın neymiş bir daha hatırlayalım. Başlangıcı belli, bitişi belli olmayıp devam eden doğrulara ışın diyoruz. Işın bir ucu nokta, diğer ucu ise şurada belirttiğim gibi okla devam eden doğrularla gösterilir. Mesela cami minareleri çocuklar. Bir ucu açık kurşun kalem, güneş ışıkları ışına birer örnektir. Bir ucu açık kalem. Şöyle düşünelim. Başlangıcı burası belli. Burası belli olmayıp çizilen bu doğruya ışın diyoruz. Burada örneklere baktığımızda C noktası belli ama bitişi belli olmuyor. Buna C ışını demişiz. Buna T ismini vermişiz. T ışını diyoruz. Buna da M ismini, M harfini koymuşuz. M ışını diyoruz. Demek ki başlangıç noktası belli, bitişi belli olmayan doğrulara ışın, başlangıcı ve bitişi belli olmayan doğrulara da ne diyoruz? Çizgilere de doğru diyoruz. Evet çocuklar, aşağıda numaralandırılan doğru ışın ve doğru parçalarını uygun başlık ile eşleştirelim. Burada şunu bir hatırlatalım. Doğru parçası nedir? Işın nedir? Bir daha göstereyim ben. Şurada bir kalem alayım. Çocuklar, başlangıcı ve bitişi olmayan ok işaretiyle gösterilen çizgilere doğru diyorduk. Başlangıcı belli, bitişi belli olmayan çizgilere ışın diyorduk. Doğru parçası ise başlangıcı ve bitişi belli olan çizgilere de ne diyoruz biz? Doğru parçası diyoruz. Buna mesela buraya A, buraya B harfini koyarak isimlendirirsem ne demiş olurum? AB doğru parçası, AB doğru parçası demiş ya da adlandırmış olurum. Şimdi soruya döndüğümüzde ne dedik çocuklar? Aşağıda numaralandırılan doğru ışın ve doğru parçalarını uygun başlık ile eşleştirelim. Işına hangilerine örnek verebiliriz? 3 ve 5'i ne yapabiliriz? Örnek verebiliriz. Biri de örnek verebiliriz. Peki doğruya hangilerine örnek verebiliriz? Yol ve elektrik direklerini, yani 2 ve 4 numaralı resimleri örnek verebiliriz. Başka bir soru diyor ki aşağıda verilen bilgilerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle dolduralım.
Tabii ki hangi ifadeler? Doğru, ışın, doğru parçası şeklinde. Ucu açık kalem, nokta noktaya örnektir. Ucu açık kalem. Neye örnektir? Bunu kalem olarak düşünürsek, başlangıç noktası belli, bitişi belli değil. Nedir bu? Tabii ki ışına güzel bir örnektir çocuklar. Başka bir ifade, bir ucu sabit, diğer ucundan uzatılabilen çizgilere. Bir ucu sabit, diğer ucundan uzatılabilen çizgilere yine ne deriz? Işın deriz. Başka bir ifade, nokta nokta ve nokta nokta küçük harf ile isimlendirilir demişiz. Bunlar nedir? Birisi doğrudur, diğeri de ışındır. Bunlara küçük harfleri vererek ne yapıyorduk? Adlandırabiliyorduk. A doğrusu ya da B ışını gibi. Başka bir ifade, her iki ucundan da uzatılabilen çizgiler. Her iki ucundan uzatılabilen, sonsuza kadar giden çizgilere ne diyoruz? Doğru diyoruz çocuklar. Başlangıcı ve bitişi belli olmayan çizgilerdi. Bunlara da doğru diyoruz. Evet, bunları öğrendik. Doğru ışın, doğru parçası, örüntü, geometrik şekillerle örüntü, geometrik şekiller. Ne yaptık bunları? Öğrenmiş olduk çocuklar. Bugün ise matematik dersimizin bu bölümünü açı ile devam edeceğiz. Açı nedir? Bunu birlikte öğreneceğiz ve matematik dersimize devam edeceğiz. İsterseniz açı konusunu bir sonraki matematik dersimizde görelim. Bir sonraki matematik dersimize kadar bu öğrendiğimiz konularla ilgili çocuklar, kaynaklarınızdan, günlük verdiğimiz ödevlerden ve anne ve babanızın alacağı ekstra kaynak ya da soru kitapçıklarından ilgili örnekleri, problemleri çözerseniz bu konuları ne yapmış olursunuz? Pekiştirmiş olursunuz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.